Çök kardeşim, çök çök. Çök, hadi anı geliyor anı, hadi. Hay YouTube alayım be. Selamlar dostlar tekrar. Dediler ki soru şu. Abi bugün öğrenci olsan ne yapardın? Derslerin falan iyi. Bak bounty mi yapardın yoksa sertifika mı kasardın, ıvır zıvır neyle uğraşırdın diye sordu. Ben dedim ki oğlum bugün öğrenci olsam derslerimle uğraşırdım. Başka hiçbir şeyle uğraşmazdım ilk etapta. Ondan sonra dendi ki abi derslerin iyi. O zaman da dedim ki oyun oynardım. Şöyle bir şey var. Ben öğrenci üniversitedeyken yaptım bunu. Anıyı anlatayım size. Dedim ki ben biraz para kazanayım. Üniversiteyi de kazanmışım. Bir başladım işte okula. Ne yapayım ne yapayım? Birkaç araştırma falan yaptım. Dedim bir iş bulayım ben. Şimdi düşünüyorum ne iş yapsam, ne iş yapsam, ne iş yapsam diye. Dedim ki ben bu bilgisayar dergilerine editörlük yapayım. Önce gittim. Byte dergisiyle iletişime geçtim. Dedim istediğiniz zaman ben sizin için herhangi bir işte web programlama bilmem ne falan konularında HTML var o zamanlar falan. O konularda falan yazı yazabilirim. İstiyorsanız yapayım. Nasıl olduğu, nereden olduğu inanın hatırlamıyorum. Bir şekilde Byte dergisiyle işi bağladım ben. İşi bağladıktan sonra bunlar benden şey istedi. HTML ile ilgili kitapçık yazmamı istedi. 8-10 sayfalık ufak bir kitapçık böyle. Ben de yazdım abi onu. Ondan sonra gönderdim. Güzelce basıldı. Çiçek gibi de çıktı. Bunun parasını bir çiko aldım ben. Oo çiçek. Düşünsene abi. Bugünün parasıyla 500 lira falan geldi bana, tamam mı? Çiçek. Çiko para. Kemiksiz böyle. Kıtır kıtır. Oğlum çıkıyorsun. Geziyorsun. Tozuyorsun. Arkayla hatunla matunla yıkılıyorsun böyle. Ne yaptın abi? Öğrenciyiz işte. HTML kodlarının nedir abi işte? Bracket aç, bracket kapa. Nasıl açıyorsun, nasıl kapatıyorsun? Çiçek. Ulan dedim bu yazarlıkta iyi para varmış. Yaz geldi. Dedim ben buradan bir para bulayım bakayım ne yapabilirim? Çip dergisine gittim. Dedim ki yazar olmak istiyorum. Derginizde çalışmak istiyorum. Ücretsiz staj yapacağım. Yani ücretsiz çalışacağım sizin derginizde dedim. İyi gel dediler, çalış bakayım. Oğlum bir gittim, bu Basın Ekspres yolunun arka tarafında bir yerdeydi, tamam mı? Ama Allah'ın unuttuğu yer. Ben Ziver Bey'den gidiyorum oraya. Düşünsene abi 18 yaşında adamım. Hiç hayatımda Kadıköy, Madiköy, Beşiktaş, Etiler, Akmerkez o civar dışından İstanbul görmemişim. Bildiğim alan bütün İstanbul şeyi GPS knowledge'ım bu kadar. Ulan dedim ne yapacağım ben? Gittim abi. Oğlum ilk gün bana şey yaptırdılar. IMDB'den mi ne işte filmlerin ayın tavsiye filmleri diye bir şey yaptırdılar bana. Abi ben birinci gün onu yaptım. Bitti. Eve döndüm bir şekilde. Akşamını aradım. Dedim ki teşekkür ediyorum bu fırsat için. Ben almayayım. Direkt istifa. İstifa da öyle böyle değil, tamam mı? Hadi ben gelmiyorum yani şey. Bu kadar yani, kurumsallıkta son noktayım ya. Zirveyim yani, tamam mı? Neyse abi orada işim bitti benim tabii. Hiçbir şey yapamadık. Dedim ben ne yapacağım, ne edeceğim? Başka bir iş bulayım kendime. Pardon, bu PC Roll'tu. Çiple ilgili olan kısmını anlatacağım. Çipe ben gitmeye çalışıyorum. Olmuyor bir türlü. Neyse Young Multimedia diye bir firma var. Çipe giremiyorum madem, dedim Young Multimedia ile konuşayım. Young Multimedia da şey yapıyor. CD falan hazırlıyor. Bunların yerleri de Etiler'de ve yan yanalar yani. Çip dergisi. Soldaki bina, sağdaki binada şey. Young Multimedia. Abi Young Multimedia'ya gittim, dedim ben cüzi bir miktarda hani sizde editörlük yapmak istiyorum. Onlar da o dönem beyazperde.com'u yapıyorlar abi. Beyazperde.com'da ben abi şeyleri öğrendim. HTML'de tablolar nasıl yapılır? İşte efendime söyleyeyim statik web sitesi tasarımları nasıl yapılır? İşte Photoshop'tan nasıl map yapıyorlar? Image mapping falan nasıl yapılır? Tüm statik web sitesi dizayn etme işlerini Young Multimedia'da böyle 2 ay falan karın tokluğuna. Öğlen yemek yapalım. Yemek yiyelim, muhabbet edelim. Bir de yol parası alsınlar. Sakal o kadar. Karın tokluğuna böyle 2 ay çalışmıştım, tamam mı? Zevkine yama. Haftada 3 gün gidiyordum. Aa dedim ne güzel. Yaz bitiyor, bitene doğru dedim ben tatil matil yapacağım. Hadi ben gelmiyorum abi dedim. Kaçar ben. Ondan sonra oradan da ayrıldık. Aradan bir sene geçti işte. Üniversite 1. sınıfta tekrar 1. sınıfı okurken yine yaz geldi. Ben ulan ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? 98 yılına geldik. Bir tane web tasarım şirketleri vardı o dönem. Böyle giderlerdi. Hayvan gibi böyle bir şeyi kaplarlardı abi. İşte atıyorum bir sektörü. O sektördeki bütün firmaların web sitesini alırlardı. Mesela turizmciler, tamam mı? Tüm turizm acentalarını alırdı herifler. İstanbul Design mı? İstanbul Web mi? Öyle bir şeydi adı, tamam mı? Ben buraya gittim abi. Adamla oturduk. Dedim ki kardeşim ben dedim yaparım. Web dizaynı öğrendim ya bir yıl önce. Dedim ben size web site web dizayn işlerini yaparım. Haftalık çalışırım ama ben. Biliyorum ya çakal. İşi beğenmezsem kaçacağım ya. Onun için direkt haftalık, tamam mı? Çalışalım dedim. Abi haftalık 100 kağıt. Allah bin bereket versin. Tamam mı? Bugünün parasıyla konuşuyorum. O zaman öyle değildi. Abi ben gittim birinci hafta, çiçek mis gibi yaptım, tıkır 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 işlerini bilmem nelerini çözdüm. 100 lira bana yetmez dedim. Bir hafta daha gittim, tamam mı? Yine çözdüm, çıkır çıkır işleri hallettik, tamam böyle çıkıyorum işte şeyde falan, Taksim'de Beyoğlu'nda kahvemi mavimi içiyorum o. 200 liramı aldım ya ben. Abi dedim ben yurt dışına gidiyorum, kusura bakmayın. Yalan, nasıl yalan ama, nasıl terbiyesiz herif, tamam mı? Yalan.
Ondan sonra dedim ben yurt dışına gidiyorum. Babamlar beni Amerika'ya gönderecek. O yüzden ben kaçıyorum. İp üstünde yalan söylüyorum. İkinci haftanın sonunda ben arazide yön tayini. Aradan bir iki hafta falan geçti. Kadıköy'de iç mimarların maketçilik yapan bir firma var. Bu adamlar geldi benim karşıma. Adam maketçilik yapıyor. Bakın burada hiçbir sıkıntı yok. Yani mimarların çizdiği 3D çizimleri maket haline getiriyor. Ama adam ofisinde, Bahariye'de bir ofisi var. Ofisinde adam beni çağırdı işte. Benim arkadaşım o dönem maket yaptırıyordu bunlara. İç mimarlık okuyordu. Çağırdı beni. Dedi ki işte bir fikrim var benim internetle ilgili. Nedir abi dedim. Ben dedi bir rehber sitesi hazırlamak istiyorum. Rehber sitesi nedir abi dedim ya. İşte bütün sitelerin, şirketlerin bulunduğu, bilmem ne olduğu, ıvır zıvır olduğu bir indeks yapacağım. Peki abi dedim bana da nasıl mantıksız geliyor bu iş? Nasıl mantıksız ve anlamsız geliyor? Çünkü yani hasta la vista var, bilmem ne var. Bunların hepsi bulunabilir yani, tamam mı? Niye böyle bir şey yapma ihtiyacı duysunlar? Çok çok anlamsız geliyor. Neyse dedim ben yaparız abi dedim. Can dedi bunun içinde dedi aylık dedi bugünün parasıyla konuşuyorum dostlar, tamam mı? Durduk yere gelen paradan bakın. Aylık dedi sana dedi 1000 lira veririm dedi. Oğlum 1000 lira ne biliyor musunuz siz o dönem? Yani bu dönemde düşünün abi 1000 lira asgari ücret, 2000 lira öğrencisin, oturduğun yerden 2 ay projeyi yapacaksın, 1000 lira çiçek gibi para. Yemek, yol, bilmem ne, her şey ekstra. Onların hepsini de veriyor herif. Net cebime geçecek para 1000 lira. Lan dedim bu ne? Dedim çok iyiymiş dedim. Ama adama hiç belli etmiyorum, tamam mı? Yok eyvallah falan dedim. İyi dedim abi ben bir düşüneyim. Orada da ağırdan satıyorum ha, tamam mı? Hani istediğin şey ama gerçekten iş bana hiç mantıklı gelmiyor. Tek kuralım var dedi. İşi burada yapacaksın. Bu bilgisayarda yapacaksın. Hani ben şey yapacağım, ona göre halledeceksin. İyi dedim tamam. Sen dedi bilgisayar konfigürasyonunu söyle. Ama abi nasıl salaş bir yer ofis? Yani imkan ihtimal veremiyorum o adamların benim istediğim böyle 21 inç 19 inç neyse tüplü monitörler var o zamanlar. Böyle bilmem ne falan filan. Allah Allah diyorum ya, mümkün değil yani. Böyle bir şeyin olması mümkün değil ya. Bu adamlar bu paraları çıkartamaz. Abi dedim ben dedim böyle bir makine istiyorum. Ekran kartı da dayadım, tamam mı, içine böyle. Dedim nasıl hallediyoruz? Can dedi ya dedi biz onu leasing yapacağız dedi. Aa dedim iyi, herif işi çözmüş. Leasing bastı, tamam mı? Bak çok akıllıca business planı abi. Herif bu işin tutup tutmayacağını bilmiyor ya. O yüzden kiralama metoduna gidiyor. Leasing yapıyor. Efsane yani. Adam böyle leasing yapıyor ve olayı çözüyor, tamam mı? Buraya kadar da hiçbir problem yok. Velhasıl abi ben işe başladım. Mister gibi gidiyorum sabahları. Oh, yan tarafta da benim eski berberim var. Hep gittiğim yer. Gidiyorum çay may takılıyorum kafama göre. Mis gibi. Abi aldım elime bir altın rehber. Buluyorum kategoriden ne olduğunu. Ondan sonra da ekliyorum. İsim, soy işte firma adı, adresi, telefonu. Firma adı, adresi, telefonu. İndeks diyorum böyle. Search engine, merch engine hiçbir şey yok. Bildiğin tablo modeli. Harf ekliyorum böyle. İş bu abi. Saçma sapan bir işin içindeyim. Dizaynı yapıyorum. Herif beğenmiyor. Tekrar yapıyorum. Beğenmiyor. İyice baydım, tamam mı? Ulan dedim ben bu işten iyice sıkıldım. Basayım gideyim ben buradan. Bu iş bana göre değil. Bu adam ruh hastası. Sıkıntı. İstifa edeyim. Ama dedim hemen ilk parayı alıp uzamayayım, tamam mı? Biraz bekleyeyim. Abi parayı al aldım ben. İkinci ay başladı. İki gün gittim. Hadi dedim bu da benden olsun. Ondan sonra bastım istifayı. Dedim abi ben gelemiyorum. Okul başlıyor. Dersler çok yoğun bilmem ne. Kalmışım bu arada bir sinir birinci sınıfta bir daha. Dedim ki ben gelemiyorum abi. Kusura bakma. Ben dedim yardımcı olamayacağım sana. Can ama projenin ortasındayız. Bunu böyle bir şey olamaz. Yani hiç profesyonelci değil falan dedi. Dedim abi haklısın. Hiç değil. Ama nihayetinde senin de istihdam ettiğin bir öğrenci. Ne kadar bir profesyonellik bekliyorsun? Bana ukala alık yapıyor olman hiç hoş değil Can dedi. Kusura bakma abi dedim. Haklısın. Ben bu arada telefonla arıyorum ya. O kadar iğrenç bir adamım ki. Adamın yüzüne falan da gitmişliğim yok yani. Tamam böyle. Direkt telefondan istifa ediyorum. Öyle. Direkt yüz yüze de değil. Can dedi sen dedi yarın gel de dedi bari dedi hesapları kapayalım bilmem dedi. Aha dedim dayak yiyeceğiz. Yok dedim abi ben gelmiyorum. Neyse dünya tatlısı bir adamdı. Hakkını yemeyelim şimdi. Ama hani yani bu projeye hiç inanmadım abi ben de. Ama bayağı bir hazırladım. Yani veri bilgiler falan bayağı yerindeydi. Hatta benden sonra bir başka öğrenci buldum. O çocukla da devam ettiler. Bir iki yılda o projeyi yaptılar. Baktım hani kaynak kodlara falan baktım da görüyordum. Benim yaptığım şeylerin üstüne dizaynını değiştirip güzel bir şekilde yaptılar. Yani hiç öyle zor durumda da bırakmadım adamı. Ha belki bir ay gecikmiştir projenin çıkışı. Ama onun dışında çok da bir tatava değil yani. Neyse işte yani böyle ben üniversitedeyken arkadaşlar çalışırken çok güzel çalışmadım, tamam mı? Yani o yüzden çok iyi değilim yani o konuda. Ondan dolayı siz beni örnek almayın. Gidin adam gibi dersinize mersinize bakın abi. Boş verin bu işleri de.
devlet su işleri yani, tamam mı? Hiç. Çök la, çök. İkinci anı geliyor, ikinci anı. Çök. Gel bu hatunla ilgili gel. Yaptığım bir terbiyesizlik var. Oğlum ben bu yurt dışına çıkma yalanını hayatımda birkaç kez söyledim. Bunlardan bir tanesi de üniversitedeki o dönemki kız arkadaşlarından bir tanesiydi. Kız dünyalar tatlısı ve çok iyi bir insandı. Ama tutmadı kumaş, tamam mı? Bir türlü olmadı yani. Isınamadım. Çok uğraştım ikna etmek için. İkna ettikten sonra belki de karşılığını veremeyecektim. Belki zor olan şey tutmadı. Bilemiyorum abi. Ayrılacağım ama kızı üzmek istemiyorum. Kızı üzmek istemediğim için de hani sen bana fazla iyisin bıt falan filan diye saçma sapan aptal hareketler falan yapmak istemedim yani. En mantıklı çözüm oydu. Çünkü okula gitmiyordum. Başka arkadaşın evine gidip okul saatinde makara kukara yapıyorduk. Okula gitmediğim için beni görmeme şansı vardı. Oradan rahattım. O yüzden kıza dedim ki ben dedim Amerika'ya gidiyorum. Amerika'da takılacağım 6 ay. O yüzden dedim yani ayrılmamız lazım. Kız dedi ki ama dedi uzaktan yürütebiliriz belki falan dedi. Dedim olmaz yani çok zor. Ama beni ne zaman istersen arayabilirsin hani konuşabiliriz falan dedi. Ben ayrıldım kızdan. Dedim ki bir ay gitmem ondan sonra da Amerika'dan geri döndüğüm ayağı yaparım. Kız da beni aramaz diyorum, tamam mı? Oğlum aradan bir hafta geçti geçmedi. Kız aradı. Açıyorum telefonu. Alo diyorum. Bekliyorum, konuşuyor. Aa ne haber diyorum. Konuşuyor, bekliyorum. Senden ne haber? İyiyim diyorum. Direkt şey yapıyorum oğlum. Sesli delay koyuyorum, tamam mı böyle? İyiyim. Sen nasılsın falan diyorum. Bekliyorum, tamam mı? Ben New York'tayım falan diyorum böyle. Çok güzel falan diyorum, tamam mı? İğrencim oğlum. Lan böyle bir şey yapılır mı bir insan evladına? İğrenç abi. İğrenç ya. Abi çok pişman oldum sonra da, tamam mı? Caddebostan plaj yolunda arkadaşım oturuyor. Her gün caddedeyim abi, tamam mı? Öyle böyle değil. Abi bir gün arkadaşın evinden çıktım. Caddebostan Madon'un önünden yürüyorum. Arkadaşla beraber Burak'la birlikte yürüyoruz. Oğlum şöyle durdum. Sigaramı yaktım yürürken. Önüme doğru eğilmişim. Sigaramdan bir fırt çektim. Kafayı bir kaldırdım. Can ne haber dedi. Abi var ya ense kökümden aşağı böyle bir soğuk su indiğini hissettim, tamam mı böyle? İyiyim sen nasılsın falan dedim. Dönmüşsün dedi. Evet dedim döndüm bu sabah geldim. Yo dedi hiç gitmemişsin dedi. Bunu sen nereden biliyorsun dedim. Benden dedi hiç gitmedin dedi ama dedi kendini yok ettin şimdi dedi. Kendine iyi bak dedi ve gitti. Hayatımda iki kere nakavt oldum arkadaşlar ben. Bir tanesi bu. Bir tanesinde Beşiktaş'ta Barbaros Uluları'nda burnumun üstüne bir kafa yemiştim. Yıldızları saymıştım o. Ama birincisi ikincisinden çok daha fazla acıtmıştı canımı. O gün bugündür abi. Hiçbir insan evladına yalan konuşmuyorum abi. Yalan yok abi. Bir, asla hiçbir kadını ondan sonra aldatmadım. İki, asla ama asla hiçbir arkadaşıma da yalan söylemedim. Yanında kız var. Beşiktaş'tayız. Ben de Beşiktaş çocuğuyum. Barbaros Bulvarı Cihanlum'a bizim mahalle çarşı içi geziyorum diye takılıyorum. Bir tanesi çekmiş tamam mı orada. Yanımda kız var, kıza laf attı. Ne artistik yapıyorsun lan sen falan yaptım böyle. Geldi ne var abi dedi. Ne abi ne bilmem neye başlarım höttöt diye. Herif bir şey de demiyordu tamam mı. Artistik yaptım kes lan ne hareket ediyorsun falan. Saçı güzelmiş dedik bir şey mi dedik falan diyor. Kızın da saçları kızıl, tamam mı. Kızıl saç görmemişiz ilk kez görüyoruz. Ne var yani artistik yapma lan falan dedi. Lan dedim seni oyarım böyle geçirdim parmakları böyle geçirirsin ya. Geçirdim parmakları. Bu da geçirdi parmakları mis gibi böyle. Abi baktım ben büküyorum herifi, tamam mı? Abi herif böyle bükülüyor abi derken bir koydu kafayı bana. Çekip kendine doğru. Anam benim simsiyah film. Film gitti. Oturdum olduğum yere abi, tamam mı? Ama böyle resmen mavi ekran, tamam mı? Meğer herif fake vermiş ya. Böyle çekti. Çat diye bir koydu. Benden böyle pekmezin sesi geldi. Niye ses geldi yemin ediyorum. DDoS yedim oğlum. Allah'tan kanman bir şey olmadı ama aslında wasted oğlum direkt. Kablo koptu. Hastanede yeniden başlıyoruz. Abone olun oğlum.